Peki ben Sayın Ağaralioğlu, benim de birkaç sorum var. Hemen hızlıca çok kısa kısa sormak istiyorum. Olur, Bir, buyurun. sizce Sayın Ümit Özdağ MHP'de bir genel başkanlık süreci ile ilgili bir strateji mi kuruyor? Böyle söylentiler var. İki, masanızda Koray Aydın'ın teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcılığından alınması ve Ümit Özdağ'ın aynı anda ihraç edilmesiyle ilgili bir senaryo olduğuna dair kulisler var. Böyle bir fikri var mı İYİ Parti yönetiminin? Yok, inanın ben bunlara... Ve 3, onu da Buyurun. sorayım hemen kısaca. Ve 3, içinde bulunduğunuz ittifakın Cumhurbaşkanı aday adayı Sayın Haşim Kılıç mı? Haşim Kılıç mı? İlk Öyle defa duyuyorum. gündeme geldi. Ahmet Hakan iddia etti. Demek ki Ya Hürriyet biz okumuyorsunuz. bu yok. Biz bu gündemleri bu şekilde konuşursak bu memleketin hiçbir derdine derman olamayacağız. Bizim özellikle biz Cumhurbaşkanlığı sistemine itiraz ederken Özlem Hanım, belki şahit olmuşsunuzdur İsmail Bey'le, çünkü birkaç programda onu da konuştuk. İnanın biz bu memleketin şahıs kavgalarına düşmesinler diye Cumhurbaşkanlığı yarışını da şahıslar üzerinden değil, ilkeler üzerinden konuşma hassasiyeti izhar ediyoruz. Yani memleketin siyasal iklimi şahıs kavgasından ibaretmiş gibi algılanmasın. Bu memlekette iktidar mücadelesi bir hizmet iddiasını taşırken şahısların bilek güreşine dönmesin diye biz bu rekabeti şahıslardan çıkarıp ilkeler alanına çekmeye çalışıyoruz. Yani efendim Cumhurbaşkanı kim olsun değil de Cumhurbaşkanlığı makamına kim otursun değil de Cumhurbaşkanlığı makamına hangi ahlak otursun, hangi ilkeler otursun, hangi ölçüler otursun diye bir hassasiyet çerçevesi oluşturuyoruz. Sebebi şu: insanların kendi şahıslarına bağlı bir kavganın memleket inşa edemeyeceğini düşünüyoruz. Yani sen mi ben mi kavgasının, filanca mı Cumhurbaşkanı olsun filanca mı gelsin, yoksa filan şahıslar üzerinden konuşmaya başladığınız andan itibaren şahıslar siyasal eğilimleri, siyasal aidiyetleri, geçmişte yaptıkları falan gibi berbat bir siyasal tartışma alanı oluşuyor. Bunu yapmak yerine Türkiye'de bu rekabetin ilkelerini koyalım. Bu ilkeler etrafında Türk siyasetinin hem tartıştığı mevzulara seviye ve irtifa kazandıralım, derinlik kazandıralım, hem de memleketi hangi ilkeler ve ölçüler etrafında sarıp sarmalayacağımızı konuşalım diye bir Cumhurbaşkanlığı yarışını şöyle konuşuyoruz. Efendim memleketi kim yönetsin değil. İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'dir. Aksini beyan etmediği müddetçe Sayın Genel Başkan, aksini beyan etmediği müddetçe böyledir. Şimdi ama o yine hassasiyet gösterip ifade etti ki biz bu yarışta kendi şahsi hassasiyetlerimizi ya da taleplerimizi ya da özlemlerimizi yahut bunu itibar saydığını söyledi. Bu çok yüce bir makam. Böyle yüce bir makamla ben memlekette hizmet etmek isterim. Birkaç sefer zikretti bunu ama ben bu süreçte kendimi özne olarak bu işin önünde olmazsa olmaz bir egonun merkezine koyarak problem haline getirmem dedi. Şimdi birkaç şeyi bir arada yapıyoruz. Çok basit, çok anlaşılabilir bir zemine çekiyoruz. Diyoruz ki efendim biz bu yarışta Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yerine parlamenter sistem. Ve bu yarışta kim Cumhurbaşkanı olsun kavgasının değil, ne Cumhurbaşkanı olsun ilkelerinin mücadele alanını inşa edeceğiz. Yani diyoruz ki mesela ülkeyi kim yönetsin demiyoruz. Bunun cevabını verdireceğiz millete. Yani bu tanım ama üzerinden bakın, ilerleyecek olursak Abdullah Gül de olabilir, Çatıaday, Haşim Kılıç da olabilir eğer sizin ilkelerinize uygunsa. Biz şimdi diyeceğiz ki efendim geçmişi, duruşu, şu andaki siyasi pozisyonu, siyasi iddiaları, hassasiyetleri, bütün bunlarla ilgili bir çerçeve çizeceğiz. Önce bir elbise dikmemiz lazım. Bu elbise şöyle bir elbise olacak: tam kuvvetler ayrılığına, tam itibar. Efendim yargı bağımsızlığına çok ciddi hassasiyet. Efendim devletin imkanlarını parti aidiyetiyle kullanmak gibi bir nobranlığa tam itiraz. Bunlarla ilgili efendim ehliyet liyakat dengesinde kamunun yönetim merkezine liyakati koyabilmek. İfade hürriyeti, hukukun üstünlüğü gibi çerçevesi uluslararası zeminlerde milletin devletin itibarı olacak şekilde bir seviyeyi sağlamak, tam hassasiyet. Bütün bunlarla ilgili çok konuştuk. Çok ciddi aslında bir hassasiyet oluştu. Bu hassasiyetlerin bir elbisesi var. O elbise kimin üstüne olursa demeye çalışacağız. Yani Sayın Akşener mi, Sayın Erdoğan mı, Sayın Kılıçdaroğlu mu, Sayın Abdullah Gül mü falan diye konuşulan şeyin bu zeminde konuşulmasının memlekete hayır getirmediğine, önce ilkelerde mutabık kalınması gerektiğine inanıyoruz. Yani Türkiye'yi parlamenter demokrasi yönetsin, Türkiye'yi istişare yönetsin, Türkiye'yi nezaket yönetsin, Türkiye'yi partisi dışında ya da siyasal eğilimi dışında kendisine ait dünya görüşü gibi düşünmeyenlerin de memleketi sayacak bir asalet yönetsin. Ne bileyim, her siyasal eğilimi zenginlik sayan, memleketteki farklılıklarımızı bu toprakların zenginliği sayacak bir tahammül, bir hoşgörü yönetsin. Ya bununla ilgili bir çok ciddi bir mutabakat zemini çok rahat oluşturulabilir. Bu hassasiyetlerimizi ifade ederken
Sanki şöyle algılanmaktan korkuyoruz. Bu hassasiyetlerimizi o yüzden vurguluyoruz. Yani bir iktidar kavgasına tutuştular. Ya biz cumhurbaşkanı olacağız hevesine memleketi kurban edecek bir asabiyenin tarafı oldular gibi. Bir ithamın öznesi olmayalım. Biz neyin hassasiyetiyle görülelim milletimizin huzurunda? Bunlar memleketi ilkeler etrafında bir sistem kurmak hassasiyetiyle hizmet etmek için koşuşturuyorlar. Böyle bir şeyin konusu olalım. Yani biz bir şahıs gelince ülkenin bütün problemlerinin çözüleceğine dair bir polemiğin konusu olmayalım. Öyle bir sistem kuralım ki memleketin en kötü adamı da iş başına gelse sistemi bozamaz. Öyle bir sistem kuralım ki iyilik bu memleketteki sistemi sadece kuvvetlendirsin. Kötülüğü bu sistem engellesin. Yani sistem kurmak zorundayız. Peki. Şahıslara bağlı, şahısların başarısına göre efendim şey olacak, iyi olacak ya da şahısların yönetim kalitesine göre kötü olacak bir sistem değil. Kötülüğü dışlayacak bir sistem kuralım. Öyle bir sistem kuralım ki başa kim gelirse gelsin memleketin demokrasi standartlarını bozamasın. Öyle Peki. bir sistem kuralım ki keyfi uygulamalarla kişisel hak ve özgürlükler alanını ihlal edemezsin. Tamam. Yani önce sistemi kurmak zorunda olduğumuzu düşünüyoruz. Türkiye'de siyasi rekabet şartlarının AK Parti'nin kurallarını belirlediği bu berbat iklimi doğru dürüst bir tartışma zeminine çekelim istiyoruz. Peki. Orada da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Peki Sayın Avaroğlu, heyet burada çok güçlü. Soru sormak isteyen isimler var. Son kez bir hemen dönmek istiyorum o yüzden arkadaşlarıma siz de bir soluk alın. Aynen. Keyif çayı mı içiyorsunuz Sayın Avaroğlu? Su içiyorum. Su içiyorsunuz peki. Malum keyif çok çayı gündem çok oldu. Çok kötü şartlarda yayına bağlandım, kusura bakmayın. Estağfurullah, ne demek. İlgiyle dinliyoruz. Aytunç Erkin veya İsmail Saymaz. Kimin sorusu? Yavuz Bey, ben buyurun efendim. Biraz da şahsi tanıklılığınıza istinaden soracağım. Buğra Bey ile ilgili tartışma başladığında çeşitli gazeteciler onun babasını da kastederek tartışmayı büyüttüler. Sayın Orhan Kavuncu'yu da kastettiler. Bildiğim kadarıyla Sayın Orhan Kavuncu Büyük Birlik Partisi'ndeydi daha evvel. Ve siz evet. de aynı partide yer aldınız. Evet. Hatta sizin de isminiz çeşitli biçimlerde anılıyor. Çok zorlama bir şeydi, evet. Kavuncu ailesinin iddia edildiği gibi ki aynı partide dün de siyaset yaptığınız için söylüyorum. Yani Büyük Birlik Partisi'nde de uzun bir geçmişiniz olduğu için söylüyorum. Kavuncu evet, ailesine evet. atfedilen bu FETÖ bağlantısına dair soru işaretleri sizce geçersiz mi, sizce asılsız mı? Ben Ümit Özdağ'ın ifade ettiği çerçeve içerisinde efendim partide FETÖ himayesi, efendim partide FETÖ'cüleri istihdam etme iradesi. Bunu ifade ettiği şeyin zerresini görsem bu partide bir saniye durmam. Bir saniye durmam. Bunu herkes bilir. Benim siyasi geçmişimin içerisinde siyasi pozisyon heveslerinin konusu olamayacak kadar oydan bağımsız bir siyasi mücadele iklimine dair bir geri plan var. Bahsettiğiniz geri plan o. Yani memlekette hayalini kurduğumuz Türkiye için oyun değil, hakikatin hatırını saydığımız memleketin izzetli, şerefli bir vatan evladıyla uzun yıllar beraber mücadele etmek gibi bir paye var. Onu taşıyoruz. Orhan Kavuncu'yu mu? Oydan Muhsin Yazıcıoğlu'nu kastediyorsunuz? Muhsin Başkan'ı kastediyorum. Şimdi dolayısıyla bu hassasiyetlerle siyaset yapmışız. Bizim siyasi olarak bazı tercihlerimiz zaman zaman hatalı olabilir. Yani yanlış yaptığımızı zaman zaman sonra da göreceğimiz bir tecrübe alanında da sahip insanız nihayetinde. Ama bize hiç kimse devletin milletin aleyhine bir takım tertiplerde bulunmuş insanlara müsamaha göstermek gibi bir itham asla yapıştıramaz. Kimse. Bir toplu iğne ucu kadar devletin milletin aleyhine kalkışmalarda bulunmuş insanlara bir toplu iğne ucu kadar müsamaha göstermeyiz. Ben Ümit Özdağ'ın itham ettiği gibi bir şeyin olduğuna inansam, Ümit Özdağ'ın kastettiği gibi bir şeyin olduğuna inansam bir saniye durmam parti. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olur mu?